Merhaba arkadaşlar, Games Dive ekranlarına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Skyrim serisiyle karşınızdayım. Ve bu seri benim kanalımdaki ilk seri olacak arkadaşlar. Peki niye ilk serimi Skyrim'a çekmeye karar verdim diye soracak olursanız, bunu da videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onun haricinde hemen hızlıca biraz oyunumuzdan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Skyrim çıkalı bayağı oldu ve modlar sayesinde hala çok sevilen, çok oynanan bir oyun. Benim de yaklaşık 1600 saatlik bir Skyrim deneyimim var ve bu deneyimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Oyunumda 180 mod var ve bu modların çoğu vampirlikle alakalı ki videonun başından da anlayacağınız gibi temamız vampirlik üzerine olacak arkadaşlar. Şimdilik bunları bilmeniz yeterli. Sizi daha fazla sıkmak istemiyorum ve yavaş yavaş oyunumuza girelim. Videonun başında da söylediğim gibi gerekli açıklamalar zaten videonun altında bulunacak. Evet, oyunumuza giriş yaptık. Ben zaten daha önceden karakterimi oluşturmuştum. Sizi bir de karakter yaratma ekranında sıkmak istemedim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karakterimiz bayan bir karakter. Şöyle gotik bir havası var. Tabii vampir olacağı için şu anda daha vampir değiliz. İsmimiz Scarlet, seviye 1 ve kuzeyliyiz. Bayan karakter seçtim çünkü bu benim kendi görüşüm. Vampirliğin bayanlara daha çok yakıştığını düşünüyorum. O yüzden ben de bayan bir karakter açmaya karar verdim. Onun haricinde şimdilik fazla açıklayacak bir şey yok. Ben size zaten oyun içinde gerekli açıklamalara da bulunacağım. Yavaş yavaş startımızı verelim. Gördüğünüz gibi burada bir sürü başlangıç var. Alternatif startlar var. Yani oyuna çeşitli başlangıçlar var. Bizim için buradan önemli olan şu arkadaşlar. Gözlerden ırak bir mağarada vampirim. Evet. Bunu seçtikten sonra temamızı da oluşturduk. Yani oyuna vampir olarak başlayacağız. Şu yatağa yattığımız anda oyuna vampir olarak başlayacağız ama ben çok ufak birkaç açıklama yapmak istiyorum hızlıca arkadaşlar. Oyunda uzun bir süre, yani çok uzun değil aslında, yani bir süre ejderhalar olmayacak. Yani ejderhalar Skyrim'de yokmuş gibi olacak. Sadece söylentiden ibaretler ve efsanelerden ibaretler şu anda. Onun haricinde dediğim gibi yani oyuna bir nevi Vampireborn olarak başlıyoruz. Dragonborn değil de Vampireborn. Peki bu nasıl olacak? Onu da size hemen göstereyim. Zaten modu bilenler biliyordur da bilmeyenler için ya da merak edenler için belki de hiç bunu seçmemiş olanlar için yani bu başlangıcı bir şey olacak. Tanıtım anlamında da olsun. Yatağa yattığımız anda maceramız başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda oyuna giriş yaptık. Bir mağaradayız. Şöyle hemen üstümüze başımıza bakalım. Neyimiz var, neyimiz yok. Şarap. Az kuvvet yüzümüz var. Güzel. Hiç fena değil. Bunlar da tabii ki bu modla birlikte gelen şeyler. Yani bunları ben almadım karakterin üstüne. Modla gelen özellikler. Şunu hemen takabiliriz. Şu şapkamızı bir çıkartalım. Şöyle bir etrafa bakmak istiyorum. Bir kendime de bakmak istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi vampir olmuş durumdayız. Hemen bir iki ufak mod ayarı yapmak istiyorum ki bunlar birazdan işimize yarayacaklar. Tamam. Şunları kaldırdık mı? Onun haricinde başka aklıma gelen bir şey şimdilik. Evet, Better Vampires'da vardı bir şeyler. Oyunu ben daha önce vampir olarak oynadım arkadaşlar ama bu şekilde ilk defa oynuyorum yani bu kadar çok mod ile birlikte. Ve bu startla birlikte yani bu başlangıçla ilk defa oynuyorum. Şimdi bize ne yaptığımı da göstereyim bu arada. Gördüğünüz gibi bu oyunumuzun Better Vampires modu ve bir oyunda bir renk sistemi var. Şu anda biz vampiriz ama seviyemiz yok yani normal bir sadece ilk dönüşmüş bir vampiriz. Evet, bunlar işte bizim renklerimiz. Yani seviyelerimiz de diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bir kere beslendiğimiz zaman ilk şeyimizi alıyoruz. Vampir renkimizi. Ve devamlı beslendikçe güçleniriz arkadaşlar. Benim az önce modda aktif ettiğim olay
cesetlerden beslenmeydi ki bunu yapmak zorundayım. Normal Skyrim'de bildiğim kadarıyla cesetlerden beslenemiyoruz. Bunu yapmak zorundayım çünkü oyunda 1.000 kere beslenmem gerekiyor. Bu da yani çok kolay bir durum değil arkadaşlar. Yani herkesten beslenemiyorsunuz öyle. Sadece insanla yani ölmüş insanlardan ve yaşayan insanlardan besleneceğiz ama yaşayan insanlardan da beslendiğiniz zaman direkt size saldırıyorlar tabii doğal olarak. Bunun için de pardon. Bunun için de farklı yollar izleyeceğiz. Peki şöyle bir soru sorabilirsiniz. Peki sen bu cesetlerden beslenip direkt kendini son seviye vampir yapabilir misin? Hayır. Yapamam. Çünkü aynı zamanda beslenmeyle birlikte level de istiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 10 level olmuşsam ve eğer 50 beslenmeye gelememişsem hala ilk seviye vampirim. O yüzden yani içiniz rahat olsun. Direkt 1.000 kere beslenip 1 levelde ya da işte sallıyorum 5 levelde son seviye vampir olmayacağım. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra şöyle bir daha bir kendimize bakalım. Evet, gördüğünüz gibi gözlerimiz parlıyor. Burada vampirlerimiz var. What can we Vampir do for you? abla demek istiyorum da. Neyse, hadi bir şey demeyeyim. Şöyle biraz mağaraya dolaşmak istiyorum. Ben burayı ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Bu yani startla yani 1600 saat Skyrim oynadım diyorum ama böyle bir start ilk defa oynuyorum. Sadece bir kere girip yani mod çalışıyor mu diye test edip hepsini tek tek çıkmıştım. O yüzden yani biraz da yani benim için de sürpriz olacak bazı şeyler. Aha, evet ondan. Şimdi ne yapabiliriz? Bakalım şöyle bir yerde bir... Evet, ilk şeyimizi alalım. Vampir renkimizi. Şöyle beslen diyoruz. Evet, beslenme animasyonu her ne kadar kötü de olsa. Evet, şimdi sol üst köşeye dikkat edin. Evet, ilk vampir renkimizi aldık. Şunun üstünü, başını da alalım. Hızlıca. Bunları öldürelim bunları da ya. Bunlarla mı uğraşacağız abi? Kitap. Sehpa. Oba. Sehpadan ganimet çıktı değil mi? Yenileme büyüleri 112. Yenileme büyüleriyle çok işimiz olmayacak. Oyunda şeyler de yüklü arkadaşlar. Survivor modları da yüklü ama biz vampir olduğumuz için bazı özelliklerini kullanabileceğiz. Orada bir kitap mı var? Aynen. Turuncu renkte görünen kitaplar bize şey de veriyor aynı zamanda. Yetenek puanı. Bu da bir mod ile gelen bir şey. Hepsini okumaya da gerek yok aslında ya. Şimdi şöyle bir üstümüze, başımıza bir şeyler giyelim de şu köylü kıyafetimizden kurtulalım artık. Oyunun hikayesi olarak arkadaşlar da şöyle bir şey düşündüm ben. Bir saniye. Ork gürüzü. Ork gürüzü olsun bakalım. Şu an en fazla vuran ork gürüzü de yani start için hiç fena değil hocam. Evet, karakterimiz daha bir Skyrimlı'ya benzedi. En son ne diyordum? Onu unuttum her neyse. Ha, şeyden bahsediyordum. Doğru, temadan bahsediyorum. Biz Skyrim'de bir gezginken vampirler tarafından kaçırılmışız arkadaşlar ve bizi vampire çevirmişler. Hafızamız silinmiş, hiçbir şey hatırlamıyoruz. Bu mağarada vampir olarak uyandık ve kendi yolumuza ilerleyeceğiz. Ama tabii bunlardan intikamımızı da alacağız. İntikamsız olmaz. Sen beni görmüyorsun, değil mi? Yok, cebinden bir şey çalmaya çalışmıyorum. Seni öldürmeye çalışıyorum. Arkanı döner misin? Alo. Tamam, sen orada takıl. Şu ne olduğu belirsize bir girelim. Oh yeah. Bu tamam. Hemen Steel Warpick. Güzel. Bu neydi? Ha. Bu da şey arkadaşlar. Benim üstümde de olması lazım hatta. Hemen onu da göstereyim kısaca. Bu silahların üstümüzde hareket etmesi yani. Odun gibi değil de üstümüzde bu şekilde sallanmasına yarıyor. Gördüğünüz gibi gürüz şu anda sallanıyor üstümde. Ona yarıyor. Zırh olarak hiçbir şey vermiyor. Sadece hafif bir ağırlık veriyor. Onun haricinde bir artısı yok yani. Evet. Hazır bundan bahsetmişken bir ufak ayar daha yapmak istiyorum.
Şöyle şu bunlar bu arada benim oyunda kurduğum modlar. Gördüğünüz gibi Ultimate Combat modunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu oyunda sinsilik çok zor seviyede şu anda. Ki bildiğiniz gibi Skyrim'de böyle bir sorun vardı. Mesela sinsilik perkinde 2-3 tane perk verdikten sonra bir nevi şey oluyordunuz, görünmez. Yani ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın ve üzerinizde de eğer hani hafif zırh giyiyorsanız kimse sizi fark edemiyordu. Bu şık sayesinde yani bu gördüğünüz mod sayesinde ve şuradaki tık sayesinde bu artık daha da zor. Bayağı bir sinsilik perkine vermemiz gerekecek ki biraz da şeyden bahsedeyim. Vampir güçlerimden. O kadar mod kurduk. Peki bu vampirler ne işe yarıyor? Yani vampir özellikleri. Şu an gördüğünüz gibi tam beslenmiş bir vampiriz. Ateşe zayıflığımız var. Soğuğa karşı direncimiz var yani ayaza karşı. İşte hastalığa dirençliyiz. Bu taktığımız yüzük, evet. Bu da vampir özelliklerimizden biri. Sinsiriken %10 daha zor fark ediliyoruz. Bu da yine vampir özelliğimiz. Ve evet işte vampir doğan. Saldırı hızımız %2, yıkım büyüleri de %4 daha güçlü. Karakterimiz ne oynayacak? Yani nasıl silahlar kullanacağız diye soracak olursanız bir yandan da ben burayı turlamaya devam edeyim. Bir yandan da size bilgileri vereyim. Arkadaşlar çift deri kılıç yani çift kılıç her elimizde de birer tane kılıç olacak. Destruction büyüleri yani yıkım büyüleri kullanmayı planlamıyorum çünkü o zaman mage oluruz zaten. Onun haricinde Alteration büyüleri yani üstümüze zırh verdiğimiz kendimize koruma büyüleri diyelim. Ondan sonra Conjuration büyüleri yani çağrı büyüleri. Daha çok bunlarla olacağız. Yani karakterimiz %70 bir oranda savaşçı. Geri kalan durumlarda da işte çağrı büyüleri, yenileme büyüleri, işte başkalaşım falan o tarz büyülerle uğraşacağız. Zaten Skyrim oynayanlar benim ne demek istediğimi çok iyi anlamışlardır. Hocam seni açma gibi bir ihtimalim var mı? Benim varmış çünkü çok da zor bir kilit değilsin. Hadi uğraştırma beni. Tamamdır. İçinden bir şey çıksa bari. Post Asim öreği. Çok güzel, çok güzel. Bu da işimize yarar. Şimdi şu ablayı öldüreceğiz de onunla birebir dövüşe girmek istemiyorum. Ben bu chest'e baktım ya. Saldırmaz inşallah bana. Büyülü kılıç, büyü kitabı. Evet bak bunu kullanabiliriz mesela. Bu işimize yarar. Hemen öğrenelim. O şansa bak. Çok güzel. Şimdi abla senin ölmen lazım. Dur, öyle dur. Yok bir Need şey. Yok bir şey yok yok. Yok. Sen bak oraya bak. Orada biri mi ölmüş? Heh, bak sen ona. Bir dakika. Heh, tamam. Sen orada davulunu çal. Ben de seni çalayım. something? Tamam bak. Çok hızlı oldu. Şimdi şunu da üstünü başına. O maymuncuk. Maymuncuk. Bunu da boşalttık. Burada biri var. Ölmüş. O Stendar'ın gece gözcüsü gel bakalım. Evet, bundan da beslenmemizi çok güzel. Başkalaşım büyüleri, Stendar. Valla harbiden iyi bir alternatif start oldu bizim için. Bayağı bir şey çıktı çünkü şunu da alayım ya hazır almışken. Evet, beslenmemizi de gerçekleştirdik. İkinci kez beslendik. Sol üstte saate bakalım. Evet. Akşam olmuş. Şunu giyelim mi hocam? Giyelim. Seni de giyeyim ben şimdilik. Daha iyisi yok. Bunu giyelim. Yenileme büyüleri mi? Kuvvet mi? Kuvvet olsun şimdilik. Kalkanım yok ama olsun. Evet. Şöyle biraz daha güzel bir hale geldik. Hemen hızlıca şeylerimi de ayarlamak istiyorum. Büyülerimi. Bulutu. Vampir emmesi. Büyülü kılıcı da ekleyelim. İyileşme. Vampire dönüştürürüz. NPC iyileştirebilirsiniz. Bu falan öyle. Tamam. Buradan evet bunlar da şey arkadaşlar. Nida yerine kullanacağımız güçler. Bunları belli bir sürelerle kullanabiliyoruz. Yani hemen arka arkaya kullanamıyoruz ki zaten yeniden dolma süresi 5 saat diyor gördüğünüz gibi. Canlı çağrısı. NPC'yi şeye dönüştürme, vampire dönüştürme işimize yarayacak. Vampir Nesiri. Bu da bir çağrı büyüsü. Fakat bunlar sizin şeylerinizi geliştirmiyor.
yeteneklerinizi. Nida gibi düşünebilirsiniz yani. Hunter's Vision, tamam. Şimdilik bu kadar. Hemen bunları da yerleştirmek istiyorum. Ha, şimdilik ork gürzü kullanalım. Tamam. Ok, yay, herhangi bir şeyimiz yok mu hocam? Yok. İyileşme iksiri var. Şöyle gürzü şuraya alalım. Vampir esiri. Ben iyileşme, ha, iyileşmeyi ikiye mi alalım? Yok. Bir dakika. İyileşme 3'te olsun. 2'ye başka bir şey koymayı planlıyorum. Ve vampir emmesini alıp bu aktif güç, yani Nida tuşuna da canlı çağrısını alırız. Şimdilik böyle bir başlangıç olacak arkadaşlar. Evet, sanırım yavaş yavaş mağaradan çıkma zamanımız geldi. Bir şey kalmadı diye tahmin ediyorum. Üstüne de ne bırakmışım ben? Çizme. Geç. Evet, hadi bismillah deyip şu mağaradan bir çıkalım artık. Karakterimizin biraz oturması 1-2 bölüm sürebilir arkadaşlar. Çünkü gerekli olan işte silahlarımızı yapmak, işte demircilik eğitimimiz olsun, işte silahlarımızı, yani yeteneklerimizi geliştirmek olsun, 1-2 bölüm sürebilir. Şu an nereye çıktığımı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Evet, çok iyi bir karşılama oldu gerçekten. Yengeçler. Daha iyi ne isteyebilir ki insan? Evet. Başka yok sanırım. İdeal yemek, çiğ gıda. Gel. Ha, oyunda şeylerden de bahsedeyim. Survivor modları kurulu demiştim. Ha, peki biz bundan nasıl etkileneceğiz? Normal şartlarda soğuktan ölebilirken şu anda vampir olduğumuz için ölmeyeceğiz arkadaşlar soğuktan. Ve vampirliğin bize getirdiği başka özelliklerden birini de hemen göstermek istiyorum. Bu da yine modla gelen ama sadece vampirlerin ve kurt adamların kullanabileceği bir şey. Şu arkadaşlar. Bu tipik gece görüşü. Bize özelliği, gördüğünüz gibi gözlerimiz parlıyor. Gece görüşünü kapatıp şunu da aktifleştirebiliyorum. Bu da Predator Vision dediğimiz, yani Predator görüşü. Ya işte çevremizdeki yaşayan canlıları çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bunu sadece vampirler ve kurt adamlar, bu büyüyü kurt adam ve kurt adam formundayken kullanabiliyor. Sadece gece görüşün, yani şunu ise hem kurt adam olanlar hem de vampirler kullanabiliyor. Yani kurt adam şekline dönüşmenize gerek olmadan. Şimdi ben neredeyim? Haritayı açtığımda nerede olduğumu anlayacağım ama açmak istemiyorum heyecanlı olsun diye. En yakında şurada bir değirmen görünüyor. Burada bir mağara var. Burası çıktığımız yer. Şurada bir kulübe görünüyor. Burada bir kale var. Aşağı yukarı nerede olduğumuzu tahmin ettim. Ama şuradaki kaleye doğru ilerlemek istiyorum. Acaba dolu mu boş mu da bir quick save de alalım ya, ne olur ne olmaz. Burada bir maden var. Ama kazmamız yok galiba. Almamıştık kazma. Aynen, kazmamız yok. Kötü oldu. Biz böyle körü körüne de gitmek olmaz. Şöyle bir Predator videomuzu açalım. Aşağıda kurt mu o, tilki mi? Bilmiyorum ama benden uzak duracağım. Benden uzak dur. Sanırım burası boş. Birisi var mı? Canlı o büyük ihtimal göründüğüne göre. Evet, bir kişi daha oldu gördüğünüz gibi. İşte vampir olmanın bir avantajını gördük şu anda. Ama dost bunlar, düşmanlar bilmiyorum derken düşmanlar sanırım. Oy 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 oy. Bir şeyler çağırdım ama. Heh. Fare tut oğlum. Fare ne ya? Anam. Hoş. Bu indi. O ok çekti. Bunu da aldık. Arkadan bir tane daha geldi. Oldu lan. Ha. Kolay öldüler ya.
İyi oldu yani. Evet, 3 tane cisetimiz var beslenebileceğimiz. Ben üstüne başına bakmak istiyorum. Güzel. Aslında yerim de bayağı iyi. Ben hepsini bir alayım ya. Ağırlaşana kadar hepsini alacağım. Çağırdığımız şey de hiçbir işe yaramadı ama neyse, zaten çok da sağlam büyü değilmiş. Silver Sword da hocam, bu nedir ya? Arkadaşlar bu bir bug sanırım. Bu şeyden sonra, bölümden sonra bunu bir araştıracağım. Bu kadar pahalı olamaz çünkü bu kılıç. Kıytırık bir kılıç yani. Evet, bir özellik daha. Gördüğünüz gibi ağzımız, yüzümüz kanlandı. Sen de gel hocam. Senin de varın yoğunu aldık. Chest var bir tane daha. Karmaşık. Biraz zorlayacak bu bizi. Çünkü seviyemizin bayağı üstünde bir sandık. Bir gitti. Gel de bul şimdi ya. Aha buldum. Ops. Biraz aşağı indirirsem. Hadi yapma. Yes. Güzel bir şey çıksın. 42 altın. Bereket versin. Hiç yoktan iyidir. İki tane maymuncağa 42 altın. Gayet iyi bence. Hala Predator Vision'dayız. Şöyle kapatalım. Bu ne? Avlanma yayı. Güzel. Ha, yay da var değil mi? Bir saniye. Şimdi bir yay daha almıştık. Aynısından mı? Longbow, avlanma yayı. Avlanma yayı daha iyiymiş tabii doğal olarak. Şöyle şunu da şuraya alıp alternatif silah olarak tabii ki her Skyrimcinin yaptığı gibi ok ve yay her zaman alternatif silahımız olacak. Oduna ihtiyacımız olur mu ki ya? Ama sanmıyorum yani, vampir olduğumuz için çok fazla soğuk bize işlemeyecek. Hatta soğuk bize hiç işlemeyecek. Yani normal şartlarda ölmüyoruz arkadaşlar. Yani soğuktur, hastalıktır. Şimdi ormana daldık da hiç iyi bir şey yapmadık. Şöyle bir predatör görüşümüzü açalım. Şu kulübeye doğru ilerleyelim. Artık şeyi de açabiliriz aslında ya, haritayı. Evet, aşağı yukarı tahmin ettiğim yerdeyim ve aslında planıma çok uygun bir yerdeyim. Arkadaşlar bu 1600 saatlik Skyrim deneyiminde bir şey fark ettim ve oyunda bazı görevlerin erken yapılması gerektiğine karar verdim. Çünkü hani belli bir seviyeye geldikten sonra, mesela 60. 70. seviyeye geldikten sonra o görevler çok sıkıcı bir hale gelebiliyor. Ben de kendi kafamda bir liste hazırladım ve bu görevleri ön sıraya aldım. Bu görevler arasında ana senaryo yok. Bir özelliğimizi daha göstermek istiyorum. Ama göstermeden önce ne olur ne olmaz bir save alayım. Çünkü test etmedim daha önce hiç. Yüksekten düşme hasarımız normal bir insana göre daha fazla. Yani yüksekten düşmeye karşı korumamız mı diyeyim artık, ne diyeyim ona. Şöyle bir deneyelim. Bismillah. Evet. Gördüğünüz gibi ölmedik. Gökyüzü de ne güzelmiş. Modlar sağ olsun. Şimdi burada bir değirmen var. Yok, girmek istemiyorum içeriye. Arkadaşlar biraz da rahatsızım. Buraya girebiliyorum. O yüzden sesim de çok iyi çıkmıyor şu anda. Biraz da konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. O yüzden bu saatten sonra çok da fazla konuşmama gerek kalmaz zaten. Miğfer gelene kadar gidip ilk bölümü bitiririz.
Evet, işaretimiz neredeydi? Buradaydı. Çok fazla sağa sola bulaşmak istemiyorum. Ha, oyunun bu arada zorluğuna dikkat etmedim hiç. Biraz kolay gibi geldi. Evet. Buna hiç dikkat etmemiştik. Arkadaşlar, normal zorlukta başlıyorum. Sebebi oyunda iki tane combat modu, bir tane de enemy modu yüklü. Bir tanesi Ultimate Combat, zaten modları da gördünüz. Diğeri de Dual Combat Realism'di yanlış hatırlamıyorsam. İkisi birlikte çok uyumlu modlar. Artı bir de Revenge of Enemies ki benim bence yani çok şey yani enemy modu denedim. En güzeli bence Revenge of Enemies modu. Çünkü gerçekten çok güçlü NPC'ler var. Yani şimdi Skyrim'i bilenler ne demek istediğimi şu an çok iyi anlayacaktır. Kızıl Kartal diye bir tane muhabbet vardır Skyrim'da. Mesela o Kızıl Kartal'ı istediğiniz levelde yapabilirsiniz normalde. Ama benim bu yüklediğim mod sayesinde 50 levelden önce Kızıl Kartal'ı kesemezsiniz arkadaşlar. Hani o tarz özel NPC'ler olsun, işte haydutlar olsun, bu arada kurtlar var orada. İşte bazı haydutlar olsun. Mesela karşımıza 8 tane haydut çıktı. Bunların en az 2 tanesi, 3 tanesi modlu bir şekilde çıkacak karşımıza. O yüzden dikkatli oynayacağız. Da bunlar nereye kayboldu? Alo. Bunları görmüyorum şu anda Predator Vision'da. Heh, gördüm. Böyle sneak alabilir miyim ben seni? Nereye tutturdum ya? Hoşt. Abi. Gel. Gel. Sakin. Güzel. Bunların derilerine ihtiyacımız olacak. Şurada bir Sabri Ket mi o? Sabri abi sen misin? Evet, bu iğrenç espriden sonra. Aslında ona saldırsak mı ya? Orada bir şeyler mi koruyor? Burasını da hatırlayamadım şimdi ne vardı içinde de. Girelim bakalım. Oha, ıskalı mı ya? Çıktı. Kaçma. Ya bu sağlam görünüyor ama. Allah sıkıştım. Evet, ilk ciddi kapışmamız. Güzel. Aldık. Levelimizi de aldık. Sağlam da kılıç diş. Bunların aynen kılıç diş de ismi. Orada bir dev var. Tabii deve bulaşmayacağım. Evet, bakalım içeride bize pırasa ihtiyacımız yok. Evet, bir tane yetenek kitabı var. Onun haricinde pek de bir şey yok gibi aslında. Sandık. Fena değil. Hazine haritası. Bu hazine haritalarını Skyrim'de hiç toplamadım. Bu seride onları da toplayabilirim. Öyle bir planım var. Hafif zırh. Çok güzel. Zaten hafif zırh giyecektik. İyi oldu. Şurada da bir quick save'imizi alalım. Ve miğfer yerine doğru hızlı bir şekilde ilerleyelim. Yukarıda birileri var. Ama hiç bulaşmak istemiyorum. Daha fazla maceraya gerek yok. Hadi kurttu şeydi kaplanlı falan tamam da. Eyvah eyvah. Yalnız bir saniye.
Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bu abla bize renksiz görünüyorsa bu yaşamayan bir şeydir. Bu vampir büyük. Aynen. Tam tahmin ettiğim gibi. Bunlar kimmiş? Abi ben hiç bulaşmasam aslında iyi olacak da. Sonra bana saldırmayacaksınız, değil mi? Ben vampir değilim ki, değilim ki. Selamünaleyküm. Your skin's as pale as the snow. You scared of sunlight or something? Yok yok, şey, kullandığım kremden öyle, sayın gece gözcüsü. Yani ben şey değilim, vampir değilim, korktum valla. Neyse, The şunu vigil will hızlıca be watching. lootlayıp kaçmak istiyorum buradan. Ne yaptınız lan ona? Ha. Oh, güzel. Şansa bak ya. Şunu da alayım. Bakayım, ver hocam bunu da. Bunu da ver, bunu da ver. Haydi görüşürüz, ben kaçtım. Aman diyeyim. Yalnız benim vampir olduğumu nasıl anlamadılar ya? Allah Allah. Yani normalde de zaten anlamıyorlar. Yani vampirsiniz ama çok fazla takmıyorlar sizi vampirken. Ona bir mod bulamadım maalesef. Zaten öyle bir şey olsa şehirlere giremeyiz. Durmadan saldırırlar bize. Ben nereye saptım ya? Bir saniye ha. Yol orada da. Burada bir heykel mi var? Ne var? İki tane kurt, güzel. Bu kullandığım büyü benim beslenmemi sağlamıyor aslında. Yani sadece bir büyü. Talosmuş bu ya. Talos hatası. Kesinleştirmeye gerek yok. Ver hocam, ver. Yerden çok ne var bizde? Mükemmel bir kar başladı. Ben de gördüğünüz gibi kar kaplandım. Normalde şimdi soğuktan ölmem gerekiyor. Yani donmaya başlamam gerekiyor ama vampir olduğumuz için pek etkilemiyor bizi, ama biz yine de üstümüze başımıza bir şeyler giyelim. Şu daha iyi olacak gibi. Evet. Burada iki tane kurt var. Şuradan onları alma çabalarına girişeceğim. Sabit durun bakayım. Şöyle bir inle. Kıskadım ya. Helal olsun bana. Vurdum galiba. Yok arkadaş. İn şöyle. Fark ettiler ama göremiyorlar beni. Evet, sinsiliğimiz de biraz arttı. Evet, bir tanesini aldık. Evet, bunu da bayağı bir yaraladık ve fark etti bizi artık. Of, havada öldü be. Hadi hocam. Ver hocam. Bu neymiş? Oklarımızı toplayalım. Keçi boynuzu. Şimdi. Şurada görevler neymiş? Farklı bir hayat. Tamam. Bu da tamam. Görev yok. Görevleri biz kendimiz belirteceğiz. Şurada bir quick save alalım. Oyunda arkadaşlar 180 tane mod olduğu için ara sıra şeyler de olacak. Oyundan atmalar, işte bug'lar, takılmalar da, bunları olabildiğince size hissettirmemeye çalışacağım. Çok da fazla başımıza geleceğini sanmıyorum ama. Ama muhtemelen karşılaşacağız yani. Yani bazen şey olabilir. Bu adam buradaydı, şimdi niye burada deyip de böyle bir 5-10 saniyelik atlamalar olabilir yani. Ama dediğim gibi bunları size hissettirmemek için elimden geleni yapacağım. Bu arada yavaş yavaş miğfer yerine girerken birkaç bilgi daha vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oyunumuz hemen hemen tamamen Türkçe. Buna tabii ilk başta oyun çeviri, yani büyük bir Skyrim'i Türkçe'ye çevirdiği için, ardından da Elder Scrolls Türk sitesine çok teşekkürler.
Elder Scrolls Türk sitesinde bildiğiniz gibi DLC'leri ve bir sürü modu Türkçe'ye çevirdi sağ olsunlar. Yani Skyrim hakkında sadece Skyrim değil. It's no secret the Aretino boy is doing some ritual trying to call the Dark Brotherhood. Okay. Who's going to stop him? Me? I'll have no part of that. Tamam hocam. Konuşurum ben onunla, sen canını sıkma. Ha, sadece Skyrim'dan değil arkadaşlar, bütün Elder Scrolls tarihiyle ilgili bilmek istediğiniz her şeyi Elder Scrolls Türk sitesinden öğrenebilirsiniz deyip, bir yandan da bir şeylerle uğraştığım için çok konuşamadım şu anda. My heart goes out to Clan Shattershield. Kin murdered, family Warhammer stolen. There's no fairness. Evet arkadaşlar, Mifer yerine giriş yaptık. Şimdi tamam, hadi Skyrim'a başladık. İşte gelmek istediğimiz yere kadar geldik. Şimdi ne yapacağız diye soracak olursanız arkadaşlar, aklımdaki ilk fikir temamıza da uyacağını düşündüğüm için Dark Brotherhood'a girmek. Videoda bahsetmiştim. Bazı görevleri işte ilk levellerde yapmak daha zevkli, daha iyi diye. Bunlardan biri de Dark Brotherhood. Çünkü genellikle gizlilik üzerine olduğu için yani 70-80 levellerde çok da zevkli olmuyor. Daha doğrusu 40'tan sonra, 30'dan sonra çok zevkli olmuyor. Yani benim kendi görüşüm bu. İlk önce bu tarz bizim hani gerek item olsun, gerek işte verecekleri görevlerden gelen paralar olsun, Dark Brotherhood şu anda bizim için iyi bir start olacak diye düşündüm ve Dark Brotherhood'dan başlamaya karar verdim. Burada bir muhabbet döndü. Allah, normal şartlarda bütün elflerden nefret ederim ama hadi seni kırmayayım. You've come to the wrong city then. Windhelm's a haven of prejudice and narrow thinking, unworthy of one such as you. Sen takma onları, boş ver ya. Safe travels. Şöyle bir üstüme başıma da bakayım. Göreve şey yapalım. Şunu iptal edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Aventus Arantino ile konuşalım. Ondan sonra sabahı bekleyelim. Üstümüzü başımızı hızlıca boşaltalım. Then it's true what everyone is saying. That Aventus Arantino is doing the Black Sacrament. Trying to summon the Dark Brotherhood? Böyle yavaş yavaş kapıyı açıp Aventus Arantino ile konuşalım bakalım. Derdi neymiş bu ufaklığın? Ya bu hastalık da bir türlü geçmedi arkadaş ya. Burnum tıkalı. Sweet mother, send your child into Valla bir haftadır erteliyorum bu seri çekme muhabbetini. Dedim daha fazla ertelemek istemedim. Finally! My prayers have been answered. It worked. I knew you'd come. I just knew it. I did the black sacrament over and over with the body and the things. Arkadaş, oyun zaten Türkçe olduğu için konuşmalarda fazla konuşma gerek yok. Çok da uzun tutmayıp hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. You don't have to say anything. There's no need. You're here, so I know you'll accept my contract. Önemli bir şey olduğu zaman ben size söylerim zaten. My mother, she. Yani tercihlerde önemli bir şey olur. Yani şunu seçtiğin zaman şu olur, bu olur gibisinden tavsiyelerde bulunurum. Ki zaten genelde Skyrim diyaloglarının çoğunda ne derseniz deyin çok fazla bir şey değişmiyor yani. So I ran away and came home and performed the Black Sacrament. Now you're here and you could kill Grolod the Kind. Evet, bize sözleşmeden bahsetti. Bizi Dark Brotherhood'un bir üyesi sandı. Biz de hiç bozmadan Grolod is the headmistress of Honor Hall orphanage. Konuşmaya gerek yok aslında. I have a family heirloom you can have. Supposed to be so valuable. Suikastçıymış gibi davranıyoruz yani. Çok fazla detaya girmeye gerek yok zaten. Şimdi şuradan bir çıkalım. O da ne? O da ne? O da ne? Oh 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 oh. Kaç. Gerçi çalmadık ama olsun. Şimdi gece saat 2. Biz bir girip dinlenelim. Daha doğrusu dinlenmek değil de zamanı geçirelim. Yanlış bina. Mükemmel bir kar yağışı.
modlar sağ olsun yine tabii ki. Şimdi miğfer yerinde hatırladığım kadarıyla bizim işimize yarayacak görev yok. Zaten çok fazla miğfer yeri görevlerini yapmamıştım. Şimdi bir oda kiralayayım hızlıca. Ablam niye uzakta duruyorsun? Müşteriyiz burada ya. Ben de. Sure thing. It's yours for a day. I'll show you to your room right this way. Siz kimsiniz ya kalabalık? The divine smile on those. I still can't believe Isabella's gone. She was such a helpful young lass. Some people don't think I'm smart. Those people get my fist. Hayda. Arkadaş ben tamam Skyrim'i çok uzun süre oynadım falan diyorum da Survivor modlarıyla bir ya da ikinci oynayışımdır ki ilk oynayışım çok uzun sürmemişti. Şunu çalayım, onu hatırladığım bir şeydi. Şunu da kırabilirsem çok kral olacak. Hatırlamaya çalışıyorum yatağımı da. Bakalım. Yaklaşık bir 4-5 aydır da ben de Skyrim oynamıyordum. En son işte seri çekmeye karar verdiğimde modları falan ayarladım. Da bunu niye biz açamadık ha? İşte modları falan ayarladım arkadaşlar ve oynamaya başladım gördüğünüz gibi. Bir tek burası kaldı. Burasıydı yanlış hatırlamıyorum. Evet hocam bir müsaade. Tamam. Tamam sen git yemek yap hadi. Uyuyacağım ben çık. İhtiyar. Oğlum bak benden sana hiç çıkmaz git şuradan. Arkadaş neyse. Gürültü yapma aklını alırım. Saat bir 5 saat uyusak zaten maksat zaman geçirmek. Şimdi hemen üstümüzü başımızı boşaltıp ufak tefek bir iki silah yapıp bismillahirrahmanirrahim. Sen kimsin hocam ya? She was such a help. I'm a writer by trade. Bana ne senin şiirinden. Beni şiirle falan kandıramazsın git. Sabah sabah başımıza dikilmiş şiir miir diyor ya. Evet, sabah olmuş. Saat 10. Kar hala devam ediyor. Kalenin demir sen misin usta? What do I look like? A tavern wench? Don't let my words cut you too deep. I've just been working the forge too hard, trying to set this sword right. Tamam, bir kılıçtan bahsediyorum. Jarl wants it to look like an ancient blade. High Queen Freydis ruled. Getting the real sword would be even better than making a copy. But no one wants to risk getting it from its rest. If you find that sword, traveler. Kılıç, tamam, hallederiz ya, sıkıntı yok. Bunları konuşmaya gerek yok. Direkt satış işlerine başlayalım hızlıca. Bakalım sende bizim işimize yarayacak ne var? Maşallah fiyatlar uçmuş. Fiyatlar uçuk. Buradan işimize yarayacak bir şey yok gibi. Şimdi şu ancient artık kılıçları satalım. Bunu kırdıracağız. Yüz demir kılıç. Canım, Silver Sword çok pahalı ama bunu satmayacağım. Bunu direkt disenchantlayacağım arkadaşlar. Yani yok edeceğim bir nevi. Sen git, sen git. Tamam, üstte bakalım. Git. Kürk ayakkabı, kürk eldiven. Kürk eldiven iyiymiş, kalsın. Ayakkabıyı sat. Post bileklik, post çizme. Ben de giyiyormuşum. Az kuvvet post çizme. Şöyle yapalım. Sat, 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 sat. Tamam. Şimdi don't forget. You find Queen Freydis's sword. I'll report. Evet. Ondan sonra levelimizi verelim çünkü ihtiyacım var artık ona. Şöyle sağlıkla başlayalım bakalım. Sağlık her zaman iyidir. Demircilikle başlayalım da
Ne kadar hızlı başlarsak o kadar çabuk biter. Şuradaki tezgahtan hemen hızlıca çıkarılacakları çıkartayım ki hepsini çıkartacağım. Aşkılaşım büyüleri. Kalkan kullanmıyorum. Efsun tacı işimize yarar aslında. O kalsın. Kuvvet de kalsın. Sen de git hocam. Sen de git. Evet, Silver Sword'u da disenchantlayabiliyorum. Sen de git. Bundan sonra zaten bu şeyden sonra, videodan sonra bunun da buna da bakacağım arkadaşlar ne olduğu konusunda. Bu ihtimal bir bak bulabilirsem düzeltmeye çalışacağım. Bulamazsam da çok önemli değil yani. Zaten kullanmayacağız. Evet, şimdi birkaç materyal yapmak istiyorum. Şöyle hızlıca. Şuradan bir kürk zırh yapmak istiyorum. Bunlar hem zırhları iyi hem de güzeller. 4 temizlenmiş boz, 3 deri şerit. Tamam. Temizlenmiş postu nasıl yapıyorduk? Tezgahta yapıyorduk galiba. Evet. Sarı abimizin zırhından, derisinden yaptık. Deri şerit istemişti bir de. Deri şerit de iki çeşit deri şerit var. Hangisinden istedin hocam sen? Şöyle bir eşya işte. Evet, normalden istemiş. Kendi modla gelenden değil, normalden istemiş. O zaman şöyle yapıp bir deri şerit daha oluşturalım. Hızlıca. Eşya işte. Niye olmadı? Ha. Allah Allah. Deri şerit yaptım işte hocam. Bundan mı istiyorsun ki? Bakayım. Bundan değil diye hatırlıyorum ya. Ha, ondan istiyormuş. Tamam. Çözdük seni de hocam. Benim istediğim kürk zırh bu. Hay senin temizlenmiş postuna. Ah. Mutlu musun şimdi? Seni bilmiyorum ama ben çok mutluyum. Teşekkürler. Şimdi. Şuradan. Bir müsaade usta. Everyone says Yorland Greymane is the best smith in Skyrim. I plan to change a few miles. Aradığım bir şey var. Deri istiyorsun, tamam. Derimiz satın mı alsak ya? Dur bakalım. Needs a metal hammer. Neyse, bittiği zaman al. Hocam ne yapıyorsun? Allah'ını seversen ya. Yürü git. Vallahi ısırırım ha. Yüz verdik tepemize çıktı ya adam. Şimdi. Allah Allah. Hah, buradaymışlar. Tamam şimdi. Bana şu lazım. Evet, bana bu lazım. Şunu da yaptıktan sonra. I never expected Ulfric to live up to his legend. Şunları geliştirip hızlıca. Ne istiyorsun hocam sen benden? Kürk eldiven. Deri istiyorsun. Gerçi geliştirmeye gerek yok ya. Zırhı geliştirebiliriz sadece şimdilik. 15'i çıkıyor yani bir değer için değmez ama zırh 28'e çıkıyor. Zırhı geliştirelim. Hızlıca giyinelim üstümüzü başımızı. Kürk eldiven, kürk zırh. Çizmemiz zaten ayağımızdaydı. Bir de bir tane başlık yapmıştık. Styled Ranger Hood, aynen. Şu pelerini de çıkartmak istiyorum. Evet. Evet, gördüğünüz gibi daha iyi bir hale geldi görüntümüz.
şeyden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir mod daha yüklü. Bu arada bir level daha geldi. Ha, bunda Efsun'a gidelim. Şöyle dengeli gitmeye çalışalım. Demircilik. Tek el saldırıdan devam edebiliriz. Normalde bildiğiniz gibi Skyrim'da yani vampirseniz güneşe maruz kaldığınızda özellikleriniz düşüyordu ama bende düşmüyor gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle çözdüm arkadaşlar. Gerçi bu bir sorun değil. Oyunun gereği ama şapkayı çıkarttığım anda ya da kafamdaki olan herhangi bir şey gördüğünüz gibi özelliklerim direkt düşüşe geçiyor. Yani güneş direkt benim tenime nüfus ettiği için özelliklerim düşüyor. Ama şu şekilde kapandığım anda yani üstümü tesettüre girdiğim anda diyeyim. Aynen. Şöyle hem ondan da korunmuş oluruz. Yani genelde dışarıda bu şekilde dolaşacağız. Üstümüzü başımızı da yaptık. Bir de silahlarımızı kontrol edelim hızlıca. Sonra bölümü yavaş yavaş bitiririz. Evet. Ork gözünü geliştirebiliyorum da 9'dan 10'a çıkıyor. Yani hiç geliştirmeye değmez şu anda. Boş boşuna materyal harcamayalım. Evet arkadaşlar, görevimiz belli oldu. Kaybolan masumiyet. Buradan şöyle yani bir sonraki bölümde buradan yola çıkıp şu yoldan Vadi Kent'e ulaşacağız ve ilk görevimizi gerçekleştireceğiz. Ama bu bir sonraki bölümde olacak arkadaşlar. Şimdilik bölüme burada son vermek istiyorum. Bu benim kanalımdaki ilk seri. Zaten ne kadar heyecanlı olduğumu konuşmamdan da anlayacaksınızdır. Konuşma türünden diyeyim. Bu benim kanalımdaki ilk seri arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Farklı şeyler yapmaya çalışacağım sizler için. Eğer videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyun ile kalın.